Hırvatistan'dan başkent Zagreb'in kalbi Ban Jelačić Meydanı'ndan herkese merhaba. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun düzenleyeceği Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi çerçevesinde Zagreb'te bulunuyoruz. Dolayısıyla bu videonun ilk yarısında Hırvatistan'ı ve Hırvatistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Videonun ikinci yarısındaysa çok güzel bir şehir olan Zagreb'i Zagreb'den görüntüler eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla Zagreb'i dinlemek isteyenler, görmek isteyenler bu videonun ikinci kısmını daha ziyade izleyebilirler. Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın kesişim noktasında yer alan Hırvatistan, 56.494 kilometre karelik yüzölçümü ve 4.290.000'lik nüfusuyla ufak bir ülke. Ülkeyi Dalmatça kıyılarının yer aldığı Adriyatik Denizi, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya ve Macaristan çevriliyor. Kişi başına geliri $17.333. Hırvatlar, Hırvatistan yüzyıllarca, asırlarca Habsburgların, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Venediklerin hükümdarlığında yerel toprak ağları ve soyluları üzerinden mevcudiyetini sürdürmüş. Birinci Dünya Savaşı'na Habsburgların bir parçası olarak giren, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olarak giren Hırvatistan, savaş sonrası kurulan Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası olmuş. Daha sonradan İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya Krallığı'nın yıkılmasıyla yeni kurulan Yugoslavya Federasyonu'nun ve sonrasında Yugoslavya Sosyalist Federasyonu'nun bir parçası olan Hırvatistan, Yugoslavya'nın dağılmasıyla beraber bağımsızlığına kavuşmuş. 2013 yılından beri Avrupa Birliği üyesi, ancak Schengen bölgesine ancak 2021 senesinin sonunda uygunluğu kabul edildi ve konseyin onaylamasıyla beraber Schengen bölgesine dahil olacak. Yine Euro bölgesi üyesi değil, dolayısıyla yerel para birimi var, kuna. Bir kuna da 2 lira 43 kuruşa denk gelmekte. Hırvatistan'da turizm çok önemli bir gelir kapısı, ki ona değineceğim. Tarımda arpa, buğday, mısır, patates, şeker pancarı yetiştiriliyor. Ülkede petrol üretimi var ancak yeterli değil. Yine metal sanayinin, kömür işletmelerinin özellikle ülkenin kuzeyinde yer aldığını görüyoruz. Dalmatça kıyılarındaysa dünyaca ünlü tersaneler bulunmakta. Turizm dedik. Turizm çok önemli bir kalem Hırvatistan'da. Hırvatlar 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizmden para kazanmaya başlamışlar. Yaradan hakikaten çok cömert davranmış bu ülkeye. Herkese, her kesime uygun imkanlar sunuluyor. Adriyatik kıyılarındaki marinalarda lüks yatların bağlandığını görüyoruz. Ülkenin daha iç kesimlerinde yine gastroturizmin, agroturizmin, sağlık turizmin yer aldığını görüyoruz. Yine kıyılarda kitlesel turizmde önemli rol oynamakta. Küçük bir ülke dedik ama dünyada en çok turist ağırlayan ilk 20 ülke arasına adını yazdırmış bir ülke Hırvatistan. Bunda da dediğim gibi hem doğal güzelliklerin, hem kültürel güzelliklerinin, hem de sunduğu imkanların önemli bir katkısı var. Evet. Hırvatistan'da üretim kısıtlı olduğu için ciddi manada ithalat yapılıyor. İhracatta birinci sırada yer alan ülke Slovenya, komşu Slovenya. Yine Hırvatistan gibi ağaç, yani Hırvatistan'ın da %40'ı ormanlarla kaplı. Dolayısıyla ağaç sanayi de var. Slovenya'da da kuvvetlidir.
En çok ihracatı Slovenya yapıyorlar. En çok ithalatsa Almanya'dan. Ki bölgedeki hemen hemen bütün ülkelerin en büyük ithalat partneri Almanya. Bu da şaşırtıcı değil. Önemli bir üretici Almanya. Buldum meydan. Biraz sakinleşti ama tramvay hatlarının böyle kesiştiği bir yer. Yine meydanda bir takım konser çalışmalarının ötürü de hafif inşaat faaliyetleri de var. Daha doğrusu tadilat diyelim. Standlar kuruluyor şu an. Sakinliği yakalamamız güzel bir şans oldu. Türkiye-Hırvatistan ticaretine baktığımızda 889 milyon 400 bin dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Türkiye 500 milyon 500 bin dolarlık ihracatıyla net ihracat fazlası verdiğimiz bir ülke Hırvatistan bizimle ticaretinde. Hırvatistan'ın genel ithalat kalemlerine baktığımızda makina, elektrikçi cihazlar, birinci sırada enerji yer alıyor. Yine otomotiv ve eczacılık ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Ülkemizin de nitekim ilk ihracatında ilk üç kalem makina, elektrikçi cihazlar ve otomotiv sektörü şeklinde yer almakta. Ciddi bir turizm potansiyelimiz var. Bu özellikle vize kısıtlamalarından dolayı yeterince bizim en azından tarafımızdan değerlendirilemiyor. Hırvatistan çok daha fazla Türk turiste ev sahipliği yapabilir. Ortak kültürümüz, tarihimiz de var Hırvatlarla. Türk turistlerin seveceği hem mutfağı itibariyle hem alanı itibariyle hem kültürel özellikleri itibariyle seveceği bir ülke. Güney kıyılarında daha ziyade Akdeniz mutfağının esintilerini görüyoruz. Pişmiş sebzeler, balık yemekleri yaygın. Yine zeytinyağının ve bademin ve sarımsağın çeşitli de özellikle kullanıldığında görmekteyiz. İç kesimlerde ise Macaristan, Avusturya ve Türk mutfağının, Osmanlı mutfağının etkisi hissediliyor. Buralarda da tatlı su balıkları, et yemekleri ve yine sebze yemeklerini görmekteyiz. İhracat potansiyelimiz yüksek. İşte bugünkü ekonomi forumuyla, iş forumuyla beraber de bu ihracat potansiyelimizi inşallah daha da yukarı seviyelere çıkartacağız. İki ülke arasında 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaşması işten bile değil. Evet, Zagreb'e dönersek. Kardeş şehri Ankara. Kardeş şehirlerinden biri Ankara. 770 bin nüfusu. Kabaca ülke nüfusunun %20'sinin Zagreb'de yaşadığını söyleyebiliriz. Bulunduğum meydanda yine şehrin birçok bölgesinde görüldüğü gibi hem klasik mimarinin hem secession mimarisi dediğimiz özellikle 19. yüzyılın son 10 yılına ve 20. yüzyılın ilk 10 yılına damgasını vuran Viyana secession'ın, yani bir nevi bir art novo akımı diyelim, onun etkilerinin, yine klasik ve modern mimarinin etkilerini görmekteyiz. Evet. Şöyle meydandan da sizlere görüntü yansıtmaya çalışayım. Evet. Heykelini gördüğümüz Hırvatların ünlü askeri, devlet adamı Ban Josip Jelačički meydana da ismini veriyor. At üstünde tasvir edilmiş. 19. yılda önemli bir isim. Hırvatların ulusal kahramanı. Kendisi Ban özellikle Hırvatlarda yaygın olan ama başka Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de gördüğümüz bir soyluluk ünvanı, bir nevi kont gibi bir ünvan. Savaşlarda oldukça büyük yararlıkları olmuş kendisinin ve onurlandırmak adına heykeli de şehrin ana meydanına dikilmiş. Şimdi şehir iki bölümden oluşuyor. Sol tarafında Gornji Grad, yani yukarı şehir var. Orada daha ziyade Orta Çağ'a ait eserleri görüyoruz. Sağ tarafındaysa, ki biz aşağı yukarı ikisinin merkezindeyiz, Donji Grad var. O da aşağı şehir demek. Orada da Banski Dvori, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Aziz Mark Kilisesi bulunuyor.
Zagreb kafeler, restoranlar açısından da oldukça zengin bir şehir. Ve yılın hemen hemen her döneminde ciddi anlamda turist ağırlıyor. Turistlerde ilk sırada Slovenler, Almanlar var. Yine Avusturyalıların, Çeklerin de ülkeyi yoğun olarak ziyaret ettiklerini söyleyebiliriz ama dünyanın her yerinden turist almakta 20 milyon civarında turisti her yıl misafir ediyor ki turizm potansiyelinin gitgide geliştiğini de görüyoruz. Hakikaten farklı kültürlerin etkisi altında kalmış. Bu mimarisine, hayatına, kültürüne yansımış şehirlerin turistik anlamda taşıdığı değer de farklı oluyor. Burada Trijanica Dolac, Zagreb'in meşhur pazarını görüyoruz. Bu pazar kapalı bir pazar ki üstünde de ve ülkenin ve şehrin önemli tarım pazarı. Üstünde de yine pazar meydanı var şehrin. Pazarın içine girmeyeceğiz ama yukarıdaki pazarın içinden geçeceğiz. Özellikle balıkçılar, kasaplar, Hırvatların peynirleri meşhur. Peynir üreticilerin ürünleri. Yine çiftçilerin el emekleri, yetiştirmiş oldukları yaş ve meyve ve sebzeyi bulabiliyoruz. Ki aynı şekilde bu yaş ve meyve sebze yukarıda yer alan şu an içinden geçeceğimiz pazarda da aynı şekilde mevcut. Tabii Türkiye'deki pazarlara alıştığımızda bu pazarları çok zengin olarak nitelendirmemiz zor. Bizde akşam pazarı denir ama Hırvatlar pazarı erken kapatıyorlar. Şu an Hırvatistan saatiyle 2:15 geçiyor. Ama gördüğünüz gibi pazarda esnaf artık toplanmış durumda. Çok az sayıda tezgah hala hizmet veriyor. Zagreb dışında Split, Zadar, yine Osmanlı ile çok iyi ilişkileri olan, zamanında önemli bir ticaret merkezi olarak da, bir liman kenti olarak da karşımıza çıkan Dubrovnik var. Bu şehirlerde çok sayıda turisti misafir ediyorlar. Hemen meydanın yanında yaklaşık 10-15 metre yükseklikte yer alan önemli bir tarihi yapı daha var. Bu yapı Zagreb Katedrali. Zagreb Katedrali de şu an ufak bir renovasyon geçiriyor. Ufak diyorum ama şöyle gösterelim. Zagreb Katedrali neogotik mimarinin güzel bir örneği. Ülkenin en yüksek ikinci binası. 108 metre yüksekliğinde. 1242 yılında yapımı tamamlanmış. Çevresinde görüyorsunuz tahkimatlar var. Bu tahkimatlar ilk başta özellikle 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde Hırvatistan'a Osmanlı akınları yoğunlaşıp bir bölümü fethedildiğinde burayı daha korunaklı hale getirmek için yapılmış. Yine Hırvatistan deprem bölgesinde olduğu için de 19. yüzyılda ve en son 2020-19. yüzyılda yaşanan ve en son 2020'de yaşanan depremlerde de katedral hasar görmüş. Dolayısıyla oldukça çok sayıda renovasyona, tamirata da tabi tutulmuş. Evet. Instagram son zamanlarda böyle kamera değişimlerinde bizleri böyle yan yatırıyor. Dediğini anlayamadım. Genelde canlı olarak çekim yapmayı seviyorum. Dolayısıyla Instagram kullanıyorum. Ama başka bir program tavsiyesi olanlar da varsa dinlemek isterim. Çünkü hakikaten bu kameraların yan yatırılması hoş değil. Bu konuya çözüm önerenler de varsa onu da dinlemek isterim.
Hırvatistan'dan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten, bu harika şehirden herkese güzel bir gün diliyorum. Türk izleri de taşıyan, Türk kültürünün de bir şekilde yer bulduğu, bununla beraber Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın adeta bir potada eridiği Hırvatistan'a, Zagreb'e gelmenizi tavsiye ediyorum. Zagreb'ten esenlikler, selamlar, saygılar.